Allah Cemşir ağa, ne desem dinletemedim. Ağası evlat olur, bu kadar mı olur? Aha. Akıl yok ki onda. He de bitsin gitsin işte. Dağ taş, toprak sahibi insanlar. Koskoca çiftlik. Yediğini ye, yemediğini at. Bir giydiğini bir daha giyme. Ah, ah. Senin yerinde ben olacaktım ki Cemşir ağa var ya. Ne yapardın? Ne mi yapardın? Ne yapardın ulan? Söyle. Bak Güllü. Aklını başına topla. O senin babansa benim de 40 yıllık arkadaşım. Üzülmesini istemem. Arkadaşınsa senin olsun. Bana karışmasın. O babalığını bilsin, ben de evlatlığımı. O kadar. Uyumadın mı usta? Uyku tutmadı, okuyordum. Buyur geç. Senin bu okumaların hiç bitmeyecek mi be usta? Bitmeyecek. Niye bu kadar çok okuyorsun? İnsan olmak için. Sen insan değil misin? Bırakalım şimdi bunu. Söyle, niye geldin? Utanıyorum usta. Neden? Bana teslim olan, bana sığınan bir kıza sahip çıkamadım. Alıp götürmelerine izin verdim. Ne yapabilirdin? Direnmeliydim. Vermemeliydim. Elinden bir şey gelmezdi. Sen de hep böyle diyorsun be usta. Güllü 2 ay sonra 18'ine basınca görür onlar. Kemal, evladım, aklını başına al. Bu adamlar 2 ay sonra da sizin peşinizi bırakmaz. Bak, kabak tadı versem de yine aynı şeyi tekrarlayacağım. Bu kızdan vazgeç. Vazgeçmem usta. Vuruşurum onlarla. Ölmek için mi? Gerekirse evet. Ölürüm. Sonunda ölüm de olsa vazgeçmeyeceğim Güllü'den. Geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Açsındır, sofrayı kurayım. İstemem. Yatıyorum ben. Ben gidiyorum Beze. Güle güle, gene gel. Sen böyle değildin. Eskiden böyle değildin yavrum. O şehirli kız seni değiştirdi. Huyunu suyunu bozdu. Vazgeç o kızdan. Çok geç olmadan vazgeç yavrum. Korkuyorum.
İçime fena şeyler doğuyor. Ana. Hepiniz birlik mi oldunuz beni sinirlendirmek için? Sen bir taraftan, Muhsin Usta bir taraftan. Yeter artık ana. Gelmeyin üstüme. Ne derseniz deyin. Vazgeçmiş ha. Thank you.